Dikkat! Az sonra izleyeceğiniz canlandırmalar ileri montaj teknikleri kullanılarak oluşturulmuştur. Çekimlerde veya kurguda hata bulmak imkansıza yakındır. Merhaba sevgili seyirciler. Bugün sizlere Mehmet ve Şenol'un acı dolu, dram dolu hikayelerini anlatacağım. Mehmet, Şenol'la beşik kertmesiydi. Sünnet düğünleri bile beraber olmuştu bu ikilinin. Beraber büyümüşlerdi. 1960'lardan başlayan arkadaşlıkları 2005'e kadar devam etmişti. İki arkadaş bir sabah pusulu bir havada aynı evde uyandılar. Durumu hiç garipsememişlerdi. Çünkü daha önce de hep aynı evde uyanmışlardı beraberce. Ev arkadaşıydı Mehmet ve Şenol. Mehmet, Şenol'a bugün başka bir sosyal aktivite yapmak isteyip istemediğini sordu. Oğlum, ne yapacağız lan bugün? Sosyal bir aktivite yapalım. Ne yapacağız? Buz pateni mi yapalım? Kız avlayalım. Kızı her gün avlıyoruz oğlum. Bence VCD'den Jackie Chan filmi izleyelim. Evet, evet. Evet, o zaman gidelim hadi. Gidiyoruz. İki arkadaş VCD'yi aldıktan sonra eve doğru gitmeye başladılar. Mehmet, Şenol'a eve varınca VCD'yi takmasını söyledi. Amma uzun gittik değil mi? Hakikaten ya. Ayaklarımıza kara sular inmedi mi oğlum? İndi valla. En iyisi şimdilik. Keyif yapma. İyisi mi? Bu Jackie Chan filmini açalım. Bassana düğmeye. Şenol VCD'yi takmıştı. Jackie Chan filmine başlamıştı. Adeta oradan oraya. O masadan masaya. Atın üstünden atın üstüne. Okları mokları havada tutuyordu. Jackie Chan. Şenol arkadaşına bu hareketleri yapar mısın yapamaz mısın diye sordu. Oha çüş vay oha baş. Amma hareket yaptı lan adam. Sen yapabilir misin oğlum bunları? Kralını yaparım. Yapsana erkeksen o zaman artistliği bırak. Dur. Yap bakalım dur. Dur yakından göreyim. Yakından göreyim. Yap. Bu kimin için? Annem için. Bu kimin için? Kardeşim. Olmadı. Bir kere daha deneyelim ama üçüncüyü şu sehpayı şuraya çekelim de buradan sen destek alırsın dur. Sehpa da afilli sehpaymış ha. Berber herhalde. Buradan destek alacaksın. Üçüncü de değişimleriydi. Şenol ilk ikisini de yapamamıştı. Üçüncü de daha havaya sıçramalıydı ki çocuğun tekmesi yapabilmeliydi. İlk ikisini de beceremedi. Bakalım üçüncü de becerebilecek misin? Bunu kimin için yapacaksın bakalım? Dünya için. Aman! Allah! 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 Allah ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Adam öldü lan. Adam bayıldı. Dur en iyisi şu sehpayı şuradan alayım da yer açılsın. Bir dakika. Öyle koltukta yatmak yok. Şenol Efendi. Öyle koltukta yatmak da yok. Benim başıma kaldı bu. Nabzına da bakayım. Aman Tanrım. Benim bir çözüm bulmalıydı. Acaba ne yapacaktı? Arkadaşı baygın şekilde önünde yatıyordu. Ya şimdi polis girerse içeri? Ya korktuğum başıma gelirse? Yok. Ben bunu bir an önce evden çıkarmalıyım. Yoksa benim başıma kalacak. Benden bilecek ailesi. En iyisi ben, evet. Aklıma bir şey geldi. Kim fikirliyim ya. Mutfaktan bıçak almalıyım. Bıçak. Ben Şenol'u parçalamalıyım. Evet, çünkü başıma kalır yoksa. Son bir kez daha kontrol edeyim. Hakikaten ölmüş. Allah! Mutfaktan bir ekmek bıçağı kaptı. Ekmek bıçağını kaptığı gibi Şenol'un yanına geldi. Mehmet Şenol'u doğrayacaktı. Çünkü başka türlü bu evden çıkamazdı. Battaniyeyi mi sarsaydı Şenol'u? Allah! Mutfaktan da içeri girdim. Ben bunu şimdi ne yapacağım acaba? Battaniyeyi mi sarsam? Yok. İyisi mi? Ben bunu battaniyeyle buradan çıkaramam. En iyisi doğrayıp alüminyum folyoya saracağım ben bunu. Ama bunu biraz daha böyle alayım da kameralar daha rahat görsün. Dur sen. Nasıl da ölmüş baksana.
parçaydı. Sadece kafası kalmıştı açıkta. Geri kalan bütün parçalar alüminyum folyoya sarılıydı. Mehmet Şenol'un yaşadığını fark etti. Mehmet şaşkındı. Şenol'un geriye kalan kafasını da alüminyum folyoya sarmak istedi. Ama tam o sırada ya polis girseydi için? Peki ya şimdi kapı çalar da polis girerse? Polis geldi. Ne yapacağım ben? Mehmet hapse giderken Şenol gerisinde acı dolu insanlar bırakarak toprağın altına gitti. Mehmet 57 yaşında, hapiste. Şenol 43 yaşında, öldü. Sevgili seyirciler, gerçekten dram dolu bu hikayenin sonuna geldik. Gelecek hafta yine yaşanmış bir olayla, adeta gerçek bir olayla karşınızda olacağız. Görüşmek üzere, hoşça kalın.